Haftanın ortasından herkese merhabalar efendim. Koltuğumuza şöyle bir bakıyorum. Dalten Hanım'ı ve gelini Yeliz'i görüyorum. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Ben de ne güzel yeşil yeşil olmuşuz. Tabii ki bir Yeliz'i tanıyacağız. Yeliz, bana anlat, kaç yıllık evlisin, nerede yaşıyorsun, kimle yaşıyorsun? Ben 19 yıllık evliyim. Oo, 19. Evet. Maşallah. Zonguldak'ta yaşıyorum. Biz Zonguldak'a da selamlarımızı yollayalım. Orada arkadaşlarımız da var. Sevgili Rasim, sevgiler, selamlar. İletişimin üniversiteden arkadaşı. Kayınvalidemle beraber yaşıyoruz. Sebep? Ben istemedim. Neyi? Ayrı evde yaşamayı, birlikte yaşamayı. Sen şimdi doğru mu anladın? Sen 19 yıldır kayınvalidenle mi? Evet. Gittim. Neden? Nasıl? Niye? Ne oldu? Nasıl oldu? Nasıl yani? Ben dedim ki benim bir oğlum var. Ah! Ayrı duramazsın, beni duracaksın. Tek oğlunuz mu? Bir oğlum var. Kızınız? 3 kızım var. Aa, ellerinden öper. Oğlunuz kıymetli herhalde. Evet, kızlarım gurbette. Aa, nerede kızlar? Biri İzmir Foça'da, biri Merzifon'da, biri Karabük'te. Peki, ne yani şimdi tabii 19 yıl çok uzun bir süre takdir edersin. Kaç çocuğun var? Bir tane oğlum var. Allah bağışlasın. Kaç yaşında? 16 yaşında. Maşallah, ergenlik çağında. Evet, aynen öyle. Lisekiye gidiyor. Evet, onu bilahare bir konuşalım. Nasıl geçiyor Blue Çağ abi? Hem o yaşta arkadaşları için hem de öyle aileler için bir bize birazcık şey ver, değil mi? Tüyolar ver, ne yapıyor? Bir erkek çocuğunun 16 yaşı nasıl geçiyor birazdan? Evde bilgisayar başında geçiyor. Ha. Aynen öyle. Ha. Şimdi evim dibleks olduğu için bu yukarıda olup aşağıda benim yakalık. Ben de onun için oraya getireceğim lafı. Şimdi aynı evin içinde ergen çağında bir genç oturduk. Arkadaşları gelmek ister, ne bileyim kendine vakit ayırmak. Dibleks. Evet. Ha, öyle bir rahatlık yok, var. Yok, bu yukarıda kalıyor. Torun benden aşağıda. Onun odası aşağı. Yukarıda da odası var. Altta da odası var. Nereye isterse oraya takılıyor. Ama altta benimle beraber duruyor. Eşiniz hayatta mı? Evet, hayatta. Maşallah, aynı evdesiniz. Aynı evdeyiz. Allah uzun ömürler versin. Herkes, ben dahil, sabah çıkarız, akşam geliriz. Siz nereye gidiyorsunuz? Ben iş kadınıyım canım. Ha, evet, bu arada tabii oraya da geleceğiz birazdan ama. Yani nasıl geçti 19 yıl? Çok mu iyi kayınvalide? Sen mi çok uyumlu bir insansın? Kolay değil 19 yıl, dublekste olsa aynı evdesiniz yani. Yani kayınvaliden çok iyidir. Ha. Bir şeye mi, otoriterdir, bir şeye mi karışmaz. Otoriterdir ama karışmaz. Evet. Hiç mi karışmadı? Hiç karışmaz. 19 yılda. Evet. Allah'a inanma. Herkes de şaşırıyor zaten. Senin gibi bir kadın kaynanalık yapmıyor diyorlar. Hayret bir şey. Ha, iş kadını dediğim tabii. Dediktir yani benim. Hmm. İş kadınıyım ama böyle tükürdüğüm tükürüğü yalamam. Evet, hoş olmasa gerek. Peki nelere kızar evin içi? Hiçbirisine insanız canım, hepimizin sinirlendiği bir şeyler oluyor hayatta yani. Bu ana kadar bana hiçbir şey kızdığını görmedim. Sana değil ya. Genel olarak evde düzensizliğe mi karşıdır? Erkekler sabah erken kalkar işe gider. Evet. Marketim var benim bu arada. Şeyde Zonguldak'ta. Devrek'te. Zonguldak'ta devre geçeceğiz. Marketim var, çay ocağım var, kömür ticareti yapıyorum. Maşallah maşallah. Bir alkış alalım artık. Teşekkür ediyorum. Türk halk müziği. Türkiye'yi çok severim. Dur birazdan bir kuplesi uyuplu alırız sizden. Çok hafif, çok hafif. Şu an boğaz ödemim var kötü ama yine de vuruldum. Bir de sade sanatçıları gibi. Şu an ödemim. Nodülüm aldı. Yok gerçekten. Rahatsızım. Boğaz ama mutlaka mırıldanırım, merak etme. Mırıldanacağız canım. Zaten burada orkestra getirirse konser verdirecek halimiz yok. Peki sen biraz bana böyle bir sessiz, sakin. Zaten hani kendi halinde bir insan gibi geldin değil mi? Yanılmıyorum. Aynen. Mutfağa girer, sabah kalkar. Ne diyorsun? Mutfağa girer, çıkmaz. Televizyon oradadır, her şey oradadır. Bütün dünya mutfakta. Mutfağa koyacaksın, artık bunu bırakıvereceksin. Ben, aynen öyle. Ben dış işleri, o iç işleri. Giderim tabii, işlerle falan ilgileniyorum. Kendi en özel Allah şeylerim var. Sen şey yapmaz mısın? Hiç çalışmadın mı yani? Yok mudur bir hobilerin, bir şeyin ya da ne bileyim? Çalışmadım ama eşime bir katkıda bulundum yani. Çocuklar okula gittiği zaman eşime poğaça yaptım. Yok, çay ocağına. Çay ocağına. Poğaça falan yap dediği zaman poğaça yapıyordum. Anladım, süper. Güzel güzel. Senin anladığım kadarıyla mutfakla aran çok iyi. Evet, çok iyi. Aynen. Tamam, güzel. Bizim program için büyük avantaj o zaman Yeliz. Pasta peki. Böreği çok sever. Efendim? Pasta börek yapmayı çok sever. Yemeğin arkasında. Var mı acaba menüde? Var mı? Var mı? Sadece bir tatlı. Çilek pudikli pastam var.
var. Ne? Sadece. Dur baştan başla dur. Aha güzel haberi aldık erkenden. Pasta geliyor. Evet maaşlık kız evinde. Menüye bir çorbadan başlayarak sayabilir misin Yeliz? Etli düğün çorban var. Güzel. Güzel başlangıç. Devriğin düğünlerinde yapılan meşhur etli, bir metli, güzel, etli ve tavuklu çorba yaparlar. Hmm, evet, evet. İşte ara öğün. Ara yemeğimiz. Sushi. Neyli sushi yapacağım? California Royal. Ve California Roll yapacaksın. Aa en sevdiğim. Favoris. Favori sushi'mi yapıyor. Evet. Ondan sonra işte somon balığı nigiri. Nigiri de mi? İki çeşit yapacaksın. Evet iki çeşit. Oo nigiri de biliyorsunuz pirinci altta balığı üstte olan bir sushi çeşididir. Yosuna sarılmaz. Bir tane maki tarzı yapıyor zaten. California Roll tarzı daha doğrusu yapıyor. Yanında da nigiri. Vallahi ilk defa ikinci çeşit sushi yiyeceğiz. Bu hafta. İnşallah. Bence bir güzel artı bir o puan da ilk defa için. Yapacak. İnşallah i̇lk güzel yapacak. İlk yapacak. Evet, ilk hadi bak biz de bir ilki yaşayacaksın. Ne vardı sushi'nin yanında başka? Başka ev yapımı kuru yufkamdan kıymalı böreğim var. Tava böreğim var. Kıymalı börek yapacaksın. Evet. Tamam. Başka? Bir de yanında soğan salatam var. Bir de soğan salatası var. Ana yemek? Ana yemeğimde limon soslu tavuk şişim var. Güzel. Erişte keşli. Cevizli erişteli makarnam var. Vallahi şimdi tatlı ekşi tavuklar ya da tavuk yemekleri tercih edilir Uzak Doğu mutfağında. Ve yanına da noodle mesela yenir. Sen de bir erişte yapacaksın. Hafif evet. Ona bir benzerlik var. Keşli de çok güzel olur ha. Çok severim. Salata? Salata, mevsim salatam var. Güzel. Bir de tavuğun yanında fırında patatesim var. Ha bir de patates var. Evet. Olur olur. Zengin bir ana yemek tabağı. Fırına sürecek poşetli. Sür. Baharatlayıp fırına sürecek. Sofraya ver. Aynen. Giysinler. Hayır. Evet pasta diyordun tatlı. Çilek pudingli de pastam var. Çilek pudingli pasta. Evet. Galeta unuyla yapılıyor. Unla değil de galeta unuyla. Hayır galeta değil. Evet. Buğday nişastasıyla yapılan bir şey. Buğday nişastası. Evet. Bu da bir ilk olacak. Bakalım harika bir menü bence şey olarak. Çok hafif oluyor böyle. Hani çok da şey değil tatlı bir menü değil yani. Anladım. Çok da istiyorsun. Anladım. Bakalım dün çünkü uyumsuzluktan biraz puanlar gitti. Konuşacağız bunların hepsini mutfakta ama önce sen bir markete gideceksin, alışverişini yapıp geleceksin sevgili tamam. Eliz. Hadi bakalım kolay gelsin sana. Sağ olun. Görüşmek üzere tatlım. Görüşmek üzere. Ben menüyü karışık buldum. Çünkü bazı şeyler fazla, ekstralar konmuş, hiç olmasa daha iyi olurdu. Mesela erişte olmaması lazımdı. Patates koymuş zaten. Pudingli pasta çok kolay. Hele de pudingini hazır alırsa. Pudingli pastayı pek beğenmedim. Yemekten sonra pasta olmaz. Bir tatlı olur ama pasta olur mu olmaz mı olmaz. Etli düğün çorbası bizim yöremize ait, o da olur. Tavuk şiş de her zaman güzel olursa onu da beğenirim. Erişte yani, eğer burada erişteyi yaparsa eriştenin işi zor. Hazır olursa onu da sıcak suya batıracaksın, çıkarıp şekerini katıp getireceksin. Soğan salatasını her yemekte değil de böyle balığın yanında filan. Limon soslu. Tavuk ne ya? Tavuk da limon mu olur? Erişte de basit, çok basit yani. Benim eşim bile yapıyor onu. Yandı tutuştu onlar. Menüyü çok hafif buldum çünkü benim menümün yanında. Hafif, yani zor bir şey yok görmedim. Tavuk, evet, sosla fırına. Onlar çiğ köfteyi görünce pişman olacaklar. Haksızlık yaptığını görecekler. O zaman da ne yapacağız, iş işten geçti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.